için oyuncak olabilir. Belki bir diş macunu, bunu sıkmaktan çok hoşlanıyorlar. Ya da ufak kutudaki ilaçlar, çünkü şekere benziyorlar. Ama bunlar yenilip yutulduktan sonra ailelerin çoğu ne yapması gerektiğini bilmiyor. Yanlış yapılan bir şey de çocukta kalıcı hasarlara yol açıyor. Hemen elinden uzaklaştırmak, ilaç ya içtiyse, eğer içtiyse ve içerisinde deterjan, çamaşır suyu gibi bir ürün varsa, ilk yapılan şey su verilir üstüne. Su, ağızdan hiçbir şey vermemek gerekiyor. Öncelikle bu. İkincisi, kesinlikle kusturmamak gerekiyor. Özellikle yemek borusu ağız içerisinde yanıklar oluşturabileceği için ne ağızdan su, yoğurt gibi herhangi bir yiyecek maddesi vermek ne de kusturmak. Deniz'in elindekiler şeker ama çocuklar ilaçları da şeker zannedip ağızlarına atabilirler çok kolaylıkla. Anne babanın bazen gözü önünde olmuyor, görmüyorlar. Ne yapılması gerekir fark edildiğinde? Öncelikle aldığı ilaçtan, tabletten ağzında var mı diye hemen parmağımızı sokup kontrol edip gerekirse ağzında kalan tabletleri çıkartıp uzaklaştırmamız. Kusturmak diyorsunuz ama bir çocuk nasıl kolay kusturulur? Anne baba nasıl davranmalı? Hemen çocuğu biraz eğerek bu şekilde ve olabildiğince parmağımızı, çocuğun büyüklüğüne göre baş parmak, işaret parmağı veya küçük parmağını boğazına doğru elimizle ittirerek öğürme refleksini doğurmamız ve ondan sonra da çocuğu eğerek kusmasını sağlamamız gerekiyor. Neden eğmek diyorum? Çünkü bu sefer çocuğa aspire ettirebiliriz. Yani ağzına gelen kusmukları tekrar geriye kaçıp bu sefer de akciğerlerine, solunum yoluna kaçırabiliriz kusmukları. Diş macunu da size çok basit gelebilir aslında. Çocuklar çok seviyorlar tüpten bir şey sıkmayı ama bunu da hafife almamalıyız. Eğer çocuk bu diş macunu sıktığını yerse ne yapmalıyız? Tabii ki miktar önemli ama yine de sonuçta diş macunlarının içerisinde bulunan florun yine tahriş edici, yakıcı etkisi olabilir. Asla hiçbir şey yedirip içirmek yok. Herhangi bir şekilde kusturmaya çalışmak da yok. Ailelerin zehirlenme şüphesi karşısında yapması gerekense 114 yani Ulusal Zehir Danışma Merkezi'ni aramak, en yakın sağlık merkezine götürmek. Ramazan'da oruç tutanları en çok zorlayan açlık değil, susuzluk. Ama bu zorluğu aşmak için de birçok farklı yöntem var tabii. Peki iftara kadar hiç susamamamızı sağlayacak bir su tarifimiz var desek? İşte tarif. Açlık daha çok gözümü korkutuyor benim. Açlık gerçekten bize oruç çok sağlıklı. Bilim böyle diyor. Özellikle de bazı hastalıklara oruç oldukça iyi geliyor ama onların da suyla ufak bir derdi var. İlk günlerde bir iki gün böyle hafif zorlama oluyor. Akşamüstü susuyorum o kadar. Ama benim zaten rahatsızlığım var. Ben nasıl oruç tutacağım diyorsanız sizin için de susatmayan su tarifimiz var. Ama isterseniz gelin önce bazı malzemeleri yakından tanıyalım. Bu nasıl olur yani anlamadım ki susatmıyorsun fikri nasıl olur? Nanenin faydaları nedir biliyor musun? Gaz çıkartır, mideyi rahatlatır. Nanenin içerisinde yer alan flavonoid denilen bazı metabolitler bizim şeker dengemizi ayarladığı gibi cilt içerisinde su tutulumunu arttırıyor. Susuzluk hissini oldukça azaltıyor. Tarçın. Tarçın. Yok onu da bilmiyorum ya. Şeker dengemizi içeriğindeki maddeleriyle sağlıyor. Karanfilde faydalarını soracağım. Eyvah. Bunlar vücut içerisine girdiğinde su ile birlikte salındığı için hem bir mide asidini düzenleyerek, ferahlık vererek açlık hissini azaltıyor. Bilmiyorum ki görmedim öyle bir şey. Bir litre suyumuzu alıyoruz. Bir demet nanemizi attıktan sonra bu nanenin üzerine bir tane sodamızı bir şeye uygun olacak şekilde döküyoruz. Bir tane kabuk tarçın atıyoruz. Bir tam limonu sıkmadım. Sadece ince ince doğradım ve içerisine atıyorum. 4 tatlı kaşığı olacak şekilde yeşil çayımızı ekliyoruz. 8 ila 10 tane karanfil atıyoruz.